Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi patik modelleri yapıyorduk. 5 çift patiğimiz vardı. 5 model diyelim. Her biri farklı farklı. Bunların hepsinin yapımını size gösterecektim. Ve biz bugün 3. modelimizdeyiz. Daha önce köpekli olanı yapmıştık. Prenses patiğini yapmıştık. Bugün ise sizlere görmüş olduğunuz gibi şu minnoş kurbağalı patiğimizin nasıl yapılacağını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin. Bakın taban kısmı çok muntazam ve güzel oldu. Tabanını ilk olarak paylaşmıştım daha önce. Yine her patiğin açıklama bölümüne taban yapımının linkini bırakacağım. Kolay bulasınız, kolay yapasınız diye. Bu hem kız hem erkek patik bebek için de olabilir bu patik. Ama isterseniz şuradaki görmüş olduğunuz yanak kısımlarını kırmızı yaparak şu kuyruğu da yapmayarak erkek patiğine daha hani yakın olsun derseniz öyle de olabilir. Ama bu şekilde de hem kız hem erkek patiğe bence gidebilir. Tabanımızı da dediğim gibi bize kolaylık olsun diye önceden yaptım, hazırladım. Evet, her zamanki gibi açıklamamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hatta bu videoların alt kısmında paylaş butonu var. Oradan tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bana bu konuda destek olursanız. Evet arkadaşlar, patiğimizin yapımına geçmeden önce hemen size şuradaki görmüş olduğunuz motifleri göstermek istiyorum. Bu motifler biz daha önce bunun çalışmasını yapmıştık bilirsiniz. Kurbağalı battaniye modelimizde videoları mevcut kanalımda. Aslında bu patikte onun devamı, takımının devamı. Şu an tabii bir renk farkı var ama bununla bu aynı olmayacak. Ama takım olarak bu patikte bunun devamıdır. Hatta bunun ilerleyen zamanlarda duruma göre emeklerimin karşılığını alabilirsem diyelim. Daha doğrusu şapkasını da yapmayı düşünüyorum. Şimdi bunun ben daha önce tarifini verdim. Güzel bir şekilde anlatımı oldu. Sanırım kaçıranlar olmuş. Şöyle söyleyeyim. İkinci videonun sonunda bunun zaten ekleme olmadığını, dikilme olduğunu söylemiştim. Bu battaniyemizi yapıyoruz istediğimiz boyuta kadar. İşte örneğin şunu küçük bir battaniye olarak düşünün, şu kare halde. Siz bunu işte 5'e 5, 6'ya 6, 7'ye 7, hani bu ölçü tamamen sizin isteğinize bağlı. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şuradaki boşluklara küçük motiflerini de yapıyorsunuz. Daha sonra her iki motifi şu şekilde, motiflerin ucu gelecek şekilde, bakın şuradaki gördüğünüz tek dallarından alarak bunu bu şekilde dikiyorsunuz. Yani bunun eklemesi örgü ile olmuyor. Dikerek yapıyoruz. Zaten ortası kalabalık, yani desenli bir model olduğu için kenarlarına da çok bir şeye gerek yok. İstediğimiz şekilde düz bir kenar oyası yapabiliriz. Hazır bunun videosunu çekerken bu konuya da değinmek istedim açıkçası. Çok soranlar oldu, hani battaniyeyi ekleme ne zaman diye. İkinci videoda açıklamıştım ama sanırım kaçıranlar olmuş. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte yapıp battaniyemizi dikebiliriz. Bu şekilde. Evet, bunu da söylediğime göre hemen bugünkü videomuz olan patiğimizin videosuna geçebiliriz. Motiflerimiz kenarda kalsın. Evet, minnoş şöyle patiğimizde bize baksın. Evet, ipim Etrofil jeans ama numarasını hatırlamıyorum. Gerçekten renk çok güzel, çok tatlı bir yeşili var. Tam kurbağa yeşili olmuş diyebilirim. Şimdi tabanımızı da yaptık, hazırladık. Tığım yine aynı şekilde 2.20 kullanıyorum. 2 adet zincir çektim. Daha önceki patiklerde de gösterdiğim gibi bir üst sıraya dikey bir şekilde çıkmak için bakın şöyle şuradan alıyorum. Şu şekilde hemen yanından çıktım ve
ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde üzerine alıyorum. Bakın, buradan batıyorum. Şöyle biraz daha netleştirmek istiyorum. Evet. Bakın şu şekilde. Buradan aldım. Normal ikili trabzan yapıyorum. Batış noktalarım. Bakın şöyle battım ve buradan çıktım. Aynı şekilde yine bakın şuradan batıyorum ve yanından çıkıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar herhangi bir artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan bakın örgümüz üste doğru çıkmış oluyor. Göstermiş olduğum gibi artırma, eksiltme yapmadan şu şekilde dönüyoruz. Bu noktaya gelince tekrardan buradayız. Evet, ben sıramı bitirdim arkadaşlar. Bakın son bir tane kaldı. Onu da yine kafanız karışmasın diye göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde bakın onu da son olanı da şu şekilde yine kapatıyorum. Bakın ilk başlangıçta iki zincir çekmiştik. İlk trabzanımızı yapmıştık. Hemen onun şu tepesine kaydırma tekniğiyle kapattım. Böylece patiğimizin ilk sırasını bitirmiş oldum. Patiğimiz 7 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yapmış oldum. Böylece yukarı doğru örmemiz daha kolay olacak. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra üzerine aldım. Bakın şu şekilde trabzanın belinden dolayarak bir ikili trabzan yaptım. Üzerine aldım. Hemen şöyle tutuyorum elim. Bakın hemen bir sonrakini içten aldım. Yine normal ikili trabzan yaptım. Üzerine aldım. Tekrar bakın ön taraftan şu şekilde belinden dolayarak yine üzerine aldım. İç kısımda. Yani bir böyle bize önden bakan kısımdan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir arka taraftan iç kısımdan yani alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Kısacası tığda örgü lastik tekniği gibi. Aynısı yani. Şu şekilde bakın önden belinden dolayarak aldım. Ve iç kısımdan hemen yanındakini bu şekilde batıyorum ve alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan bu şekilde dönüyoruz. Burada biraz önce göstermiş olduğum gibi birleştirme kısmını yapıyoruz, kapatıyoruz. Yani tekrar 2 zincir çekiyoruz. Önden geleni yine bu şekilde önden, arkadan olanı yine arkadan aynı şekilde bir sıra daha örüyoruz. Toplamda 3 sıra öreceğiz. Yani şöyle anlatayım. Bu bizim ilk trabzanlı sıramız 2 ve 3. Bu şekilde 1, 2, 3 sıra olana kadar örelim ve gelelim. Evet, bakın ben patiğimin 3 sıra ördüm. 1, 2, 3. 3 sıra dediğim gibi ördüm. Şimdi bundan sonra şu ön kısmının oyuntusunu yapmaya başlayacağız. Bunun için yine bir önceki patiklerimde de söylemiştim. En kolay ve en pratik yöntem şu şekilde patiğimizi tutuyoruz. Bakın şöyle eşit olmuş mu olmamış mı bakalım. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şu 12. yuvaya bir tane işaretleme iğnesi takalım. Sonra buradan başlayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Şuraya da hemen bir işaretleme iğnesi takalım. Evet. Bakın şöyle tuttuğumuzda zaten eşit bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Şimdi yine arkadaşlar 2 zincir çekiyoruz. 2 zincirimizi çekelim. Üzerine aldık. Hemen bakın bizden tarafı bu şekilde aldım, örüyorum.
Üzerine aldım. Arka taraftakinde yine aynı şekilde. Bunu şu işaretlediğimiz noktaya kadar şu lastik sistemini aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet, işaretli olan yere kadar yaptım ve işaretlediğim iğneyi çıkardım. Şimdi üzerine alıyorum. Burada kesme işlemi yapacağız. Üzerine aldım. Bakın hemen bu yuvaya battım. İkisini bir tığımda tuttum. Üzerine aldım. Hemen yanındakine ikisini bir, ikisini, üçünü bir. Yani hepsini bir kere de toplamış oldum. Tekrar üzerine aldım. Hemen yanındakine battım. Şu şekilde ikisini bir aldım, tığımda tuttum. Tekrar üzerine aldım. Hemen yanındakine ikisini bir ve hepsini bir seferde. Burada toplam bu kesme işlemini 12 kez yapmış olacağız. Tığımın üzerine alıyorum. İkisini bir. Hemen tekrardan üzerine aldım. Yanındakine yine ikisini bir ve hepsini bir olarak topluyorum. Evet, son kez gösteriyorum. Bakın bu şekilde ikisini bir aldım. İkisini bir ve hepsini bir. Bakalım kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şu iğneyi de çıkarayım. Bir tane daha yapacağız. Ve 12. Evet, şimdi yine üzerine alıyorum. Bakın sıra arkadaki kısımda olmuş oluyor. Şu şekilde arkadan aldım. Normal ikili trabzanımı yaptım. Öndekinden yine iç kısımdan. Evet. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı buraya kadar yapıyoruz. Bağlantı noktamızda bağlıyoruz ve hemen geliyoruz. Evet, bakın şimdi son sıramızı buraya kadar gelmiştik. Burada bağlantımızı yaptık. Ben yine aynı şekilde bu kenara aynı olduğu için buraya kadar ördüm, hazırladım. Şimdi şurada sadece iki tane bırakmış oldum. Yani şu kesme işleminden şuradan başlamıştık. Örgümüzün 1, 2, 3, 4 ve 5. sırasındayım. 5. sırada şu kesme işleminden sonra bakın 1, 2 yuva bırakıyoruz. Burada da yine aynı kesme işlemini yapacağız. Biraz önceki yaptığımızın aynısını, yani bir tane fazla yapmış olduk. Bu ayırdığımız iki taneye de yine kesme işlemi yapmış olduk. Yine üzerine aldım. Bakın bir alt sıradaki yuvalara batarak biraz önceki yapmış olduğum kesme işleminin aynısını burada da yapıyorum. Her yuvaya batarak şu şekilde aldım. Bakın yuvaya battım. İkisini bir. Tekrar üzerine aldım. Yanındakine battım. İkisini bir ve hepsini bir. Evet ve yine de burada son şu kesme işleminin yanındaki iki taneye fazladan bir kesme işlemi daha yapmış oluyoruz. Yine normal üzerine aldım. Bakın arkadakini, iç kısımdakini içten alarak
Normal 2'li trabzan yaptım. Bize bakan taraftan yine aynı şekilde. Yani şu lastik örgünün aynısını devam ediyoruz. Evet. Bakın patiğimiz ufaktan ufaktan şekil almaya başladı bile. Şimdi 2 sıramız kaldı sadece. Zaman kaybı olmaması açısından arkadaşlar şuradaki bu lastik kısmını da buraya kadar örüyoruz. Kapatma işlemini yapıyoruz. Tekrardan şuraya kadar aynı şekilde lastik işlemini örelim ve gelelim. Evet, bakın sıramızın sonuna kadar gösterdiğim gibi yaptık. Şimdi yine üzerine alıyorum. Hemen şu kesme işlemimiz, bakın ilk kesme işlemimize yine aynı şekilde kesme işlemi yapacağız. Pardon, ben şurada bir taneyi unutmuşum. Evet, hemen onu da yaptım. Üzerine aldım. Bakın ilk kesme işlemine battım. İkisini bir aldım, tuttum. Diğer yuvaya battım. İkisini bir, üçünü bir. Yine üzerine aldım. Hemen yanındakine ikisini bir aldım. Üzerine aldım. Diğerine geçtim. İkisini bir ve üçünü bir. Yani buradaki kesme işlemini de yine aynı şekilde yapıyorum. Toplamda 4 tane kesme işlemim olacak. Evet, bakın 1 2 3 ve 4 tane kesme işlemi yaptım. Hemen yine üzerine alıyorum. Kaldığım yerden kenar kısmından devam ediyorum. Burayı da yine başa kadar örelim. Evet, bakın. Her sırada patik daha da bir şekillenmiş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da buraya kadar bitirelim. Yine birleştirme işlemini yapalım, kapatalım yani. Tekrar burayı da şuraya kadar yine örelim ve gelelim. Evet, sıramın başına kadar normal trabzan olarak lastik bölümümüzü ördüm. Bakın şurada bizim 4 tane yuvamız var. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yuvaya da her birine normal bildiğimiz şu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Artırma, eksiltme herhangi bir şey yapmadan normal her yuvaya bir tane trabzan yapalım. Evet, burada yine bakın tersten olanı tersten alıyoruz. Bize bakan kısmını dışarıdan bu şekilde. Evet. Yani kısacası şu lastik bölümümüzü de buraya kadar örüyoruz. İpimizi kapatıyoruz. Kesip geliyoruz. Evet. Bakın minnoş patiğimiz bitti. Şimdi hemen hiç zaman kaybetmeden patiğimizin şu alt sırasındaki görmüş olduğunuz şeritini yapacağız. Siyah şeritini. İpimizi alalım. Şuradaki gördüğünüz hani bu birleştirme noktamız vardı ya bizim. Şurası. Şuradan tığımızı takıyoruz. İpimizi aldık. Önce buraya bir zincir çekiyoruz. Daha sonra aynı noktaya bir sık iğne yapıyoruz. Şuradaki çizgiler var. Çizgi derken hani şu ilmekler diyeyim bakın. Şunlar, şu noktalar, şu noktalara şu şekilde batıyoruz. Her bir yuvaya bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Aslında patiğimiz normalde şurası yapılmadan daha böyle farklı duruyor. Asıl formu veren diyeyim şu siyah şeridimiz. Bunu yaptıktan sonra patiğimiz ayakkabı gibi bir görünüm alıyor ve hiçbir şekilde bozulmuyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sırayı bu şekilde buraya kadar devam edelim. Aynı kaydırma tekniğiyle de ipimizi kapatalım, temizleyelim ve gelelim. Evet, bu şekilde alt şeridimizi de gitmiş olduk. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz
şeridi yapacağız hep birlikte. Bu da normal bildiğimiz kaydırma tekniği. Daha önce de göstermiştim ben size. Hemen ufacık bir göstermek istiyorum. Şuradaki şu noktadan batarak, neden bu arkadan yapmıyorum? Kurbağamızın gözleri geleceği için, oradaki görüntüyü kaybetmesi için. Şu şekilde buradaki yuvadan ipimi taktım. Hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. İpimi aldım ve içinden geçirdim. Daha sonra yanındaki yuvaya ipimi aldım ve içinden geçirdim. Bu şekilde ipimi aldım ve içinden geçirdim. Bu şekilde sıramızı her yuvaya birer tane bu şekilde yaparak etrafını dönelim ve gelelim. Evet, üst kısmında bakın bu şekilde gittik. Şimdi kurbağamızın hemen şu ağız kısmını yapalım. Bakın şuradan, şu kenardan diyeyim daha doğrusu. Şu çubuktan bir tane çubuk kalacak şekilde ve şu iki artırmamızın başından başlayacağız. Şu ağız kısmını yapacağız. Şimdi ipime şöyle bir tane ilmek atıyorum. Hafif ucunu da uzun bırakıyorum. Daha sonra bakın şu direğimiz ve şu iki artırmamız şuradan batacağız. İpimi bu şekilde arkadan aldım ve çıkardım. Şimdi burası belki sizin için biraz zor olabilir. Pardon, bir saniye. Bir alt sıradan başlamam gerekiyor. Bakın aynı yuvanın hemen şuradan takacağım tığımı. Dediğim gibi birazcık burası zorlayabilir. O da ipimiz içeride olduğu için, ama şöyle batırın. Bakın her yuvadan takıyoruz. Tığı şöyle içeriden hareket ettirince otomatikmen geliyor zaten ip. Yine kaydırma tekniğiyle yaptık. Hemen yanındakine şöyle tığımızı hareket ettirelim içeriden. Bakın hemen geliyor. Bu şekilde her yuvadan alarak kaydırma tekniği yapıyoruz. Şu şekilde hemen yanından arkadaki ip de çıkıyor bazen. Evet. Bakın şöyle hemen yanındaki yuvadan tığımı da şöyle hareket ettiriyorum ve almış oluyorum. Şimdi bunu burada yine şu direğimiz, şu da yanındaki iki trabzaki ilk kesme işaretimiz diyeyim. Şuraya kadar bunu yapacağız. Aynı şekilde kaydırma tekniğini şuraya kadar yapacağız. Buraya kadar yapalım ve gelelim. Evet, bakın patiğimin ön kısmını göstermiş olduğum gibi kaydırma tekniğiyle yaptım. İpleri içeri çektim. Buradan bitince içeriden temizliyoruz. Güzel bir şekilde bağlıyoruz. Ve ben zaman kaybı olmasın diye şimdi şu kuyruğunu yapacağız. 60 adet zincir çektim. Şöyle bir zincir bakın. Bunu hemen kurbağamızın şu birleştirme noktası var ya, hani birleştirme noktasını birinci sıra değil ikinci sıranın ortasından şöyle zincirimi alıyorum. Daha sonra hemen bakın şu aradaki boşluk, bir ilmeği bırakıp şuradan tığımı takıp diğer ipimi de alıyorum.
Şöyle ortalıyorum zincirimi şu şekilde. Şöyle ikisinin eşit olmasına dikkat ediyorum. Ve şu şekilde tutup şöyle bunu fiyonk şeklinde bağlıyorum. Şu şekilde fiyonk şeklinde bağlıyorum. Tabii ben size şimdi gösterdim. Onu daha sonra düzelteceğim. Bağlama şekli aynı şekilde. Yani size göstermiş olduğum gibi elinizle hafif şöyle şuralarını falan düzeltirseniz daha iyi olur. Evet, neresi kaldı patiğimizin? Hemen şöyle kalıba da giydirelim. Bakın altı çok güzel ve pürüzsüz bir şekilde oldu. Şimdi patiğimizin neresi kaldı? Hemen size göstermek istiyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz yanak kısmı kaldı. Bakın bunu da ben size daha önce söylemiştim. Şu motifleri yaptığım zaman anlatmıştım. Bunun için örüp çok vaktinizi almak istemiyorum. Vaktinizi çalmak istemiyorum örerek. Kısaca anlatayım. Sihirli halka içine tam 11 tane sık iğne yapıyoruz. Yine birleştirme noktamız ilk sık iğnemizin tepesine batarak kaydırma tekniğiyle kapattık. Şöyle biraz dikmek için de ip bıraktık. Evet, bu kurbağamızın yanağı arkadaşlar. Sadece bu kadar. Bundan iki parça örüyoruz. Şöyle zincirimizin bitiş noktasına birini buraya, birini de buraya koyarak herkes kendi bildiği dikiş tekniğinde dikiyor. Gözüne gelecek olursak ben sizin için önceden yaptım, hazırladım bir tane. Hemen onu da anlatayım size. Aynı şekilde siyah ipimizi şuralarda kullandığımız, buralarda kullandığımız siyah ipimizle sihirli halka yapıyoruz. İçine 9 tane sık iğne yapıyoruz. İpimizi yine aynı şekilde kaydırma tekniğiyle kapatıp koparıyoruz. Sonra beyaz ipimize geçiyoruz. Her yuvaya 2 adet beyaz ipten sık iğne yapıyoruz. Her yuvaya 2 adet. Yani alt siyah 9'du. Burası 18 olmuş oluyor. Daha sonra yeşil kısma geçiyoruz. Yeşil kısımda da bir tek bir çift, bir tek bir çift. Bu yönde ilerliyoruz. Bakın kaydırma tekniğiyle ilk başladığımız yere battım ve kapattım. Daha sonra iki tane gözümüzü alıyoruz. Hani şuradaki şu kesme yerlerimiz vardı ya. 1, 2, 3. Şurası da dördüncü sıra. Kesme işlemi yok ama ördüğümüz yer. Şurası ve şurasını kullanarak yani üçüncü ve şu son kısmı kullanarak şöyle hemen yakından göstereyim size. Bakın şu şekilde gözümüzün biri gelecek. Diğer gözümüzü de bu tarafa eklediğimizi düşünün. Üst kısımlar zaten dikilmiyor. Şu patiye gelen kısımları her yuvadan alarak dikiyoruz. Daha sonra buradan diğer göze atlıyoruz. Aynı şekilde onun da şu şekilde alt kısmını dikiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar çok basit ve kolay. Biraz çok parçalı bir şey olabilir ama çok keyifli ve zevkli örülüyor gerçekten. Ben elimden geldiği kadar en güzel şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yine her zaman dediğim gibi takıldığınız bir yer olursa rahatlıkla sorabilirsiniz. Buraları dikmedim diye de kızmayın arkadaşlar lütfen. Gerçekten vaktinizi çalmak istemediğim için. Çünkü aynı şeyleri gösterdim daha önce ve bu şekilde de anlattım. Dikişi de dediğim gibi herkes kendi bildiği teknikle dikebilir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Bu arada yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız ben de Instagram sayfamda sizleri etiketleyerek paylaşırım. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bana eşlik ettiğiniz için, beni izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Son iki patiğimiz kaldı sanırım. Evet, bundan sonraki video hangisine gelir tam olarak bilmiyorum. Ama bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle diyorum.
Hepinize şimdiden keyifli örgüler. Görüşmek üzere arkadaşlar.